kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Bir hadiste ahir zamanda kişi emrolunduğu şeyin onda birini yaparsa kurtulacaktır deniyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Öncelikle ifade edelim ki bu hadisi şerif Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti Muhammed'e rahmetini, bereketini ve hikmetini göstermektedir. Onun herhangi bir sözü yoktur ki Onda binlerce hikmet, rahmet, şefkat ve merhamet bereket olmasın. Dolayısıyla Allah'ın elçisi olarak Allah'ın bildirmesiyle ahir zamanda gelecek fitneleri, belaları, musibetleri, sıkıntıları gören Allah Resulü yine Allah'ın izniyle bu ifadeyi kullanmıştır. Demek ki sahabe efendilerimiz döneminde İslam'ın onda biri terk edilse onlar helak oluyor. Ama ahir zamanda gelecek ve Peygamberimizin kardeşlerim dediği müminler ve Müslümanlar o dinin onda birini yaşarlarsa kurtulacaklardır. Yalnız burada o dinin onda birini yaşarlarsa kurtulacaktır ifadesi haramların onda birini, farzların onda birini şeklinde algılamak, algılamak veya anlamaya çalışmak büyük bir hıyanet olur ve cinayet olur. Öyleyse bunu nasıl anlamak gerekiyor? iki şekilde anlamak mümkündür. Birincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslı saadetindeki sahabelerin ibadetleri, takvaları, ihlasları, samimiyetleri zirvedeydi. Onların o yüksek seviyelerinden düşmeleri onlar için bir kayıptı. Ama ahir zamanda gelecek insanlarda aynı kaliteyi, aynı seviyeyi, aynı mesafeyi istemek haksızlık olur. Çünkü ahir zaman fitneleri içerisinde o Müslümanların o kalitede ve o değerde bir ubudiyette, takvada, ihlasta ve samimiyette bulunmaları mümkün değildir. Öyleyse sizin bu yaptığınız kalitenin onda birini de ifa edecek olsalar, ahir zamanda gelecek kardeşlerim, onlar yine de o onda bir nispetindeki kalite ile de kurtulacaklardır demek istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkinci boyutu, bunu şöyle de anlamak mümkündür. Dinin bütün emirlerini, yasaklarını, sünnetlerini, mubahlarını, helallarını, haramlarını toplasak ve hepsine bir yüzde belirlesek, haramlarla farzlar onda bir nispetinde olur. Kalanları sünnettir, mekruhtur vesaire. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şunu demek istiyor. Sahabe efendilerimize siz İslam'ın bütün emir ve yasaklarına uyduğunuz gibi dinin sünnetlerine, nafilelerine, mekruhlarına da riayet etmeniz gerekiyor. Çünkü İslam'ın kuruluşu bu dönemdedir. Bu dönemde yapılacak bir hata kıya eksiklik kıyamete kadar o eksikliğin devam edeceği anlamına gelir. Ama ahir zamanda gelecek kardeşlerim, o dinin onda biri olan farzları ve haramları yerine getirseler, yani farzları işleyerek uysalar, haramları terk edilerek, terk ederek yine Allah'ın yasaklarına uysalar o zaman onlar kurtulurlar demektir. Demek ki özetlemek gerekirse ahir zamandaki ibadetlerin takvada, ihlasta, samimiyette, kulluktaki derecesi sahabe fenlerinin dönemine yetişmesi mümkün değil. Onun için onda bir nispetinde de olsa yapsalar inşallah kurtulurlar demektir. İkincisi, dinin tamamını bir araya getirdiğimizde her şeyle, bunun onda biri farzlardır ve haramlardır. Bunlara riayet eden bir Müslüman, ahir zamanda farzlarını yerine getiren ve haramları terk eden bir Müslüman, Allah'ın izni kurtulur. Buna bir ayet delili getirerek cevabımızı bu ayet güzel ayetle sonlandıralım. Estaizu billahi, bismillahirrahmanirrahim. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهِ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَنْ كَرِيمًا Eğer siz yasaklandığınız şeylerden sakınırsanız ki biz bunlara büyük günahlar diyoruz yani haramlar. Yani siz haramlardan sakınırsanız Allah'ın bize müjdesi. Sizin diğer günahlarınızı sileriz ve sizi en yüksek, en ulvi bir makama koyarız. Yani cennet denilen o yüksek alemlere sizi girdiririz. Öyleyse Allahu Teala'nın da bu müjdesini dikkate aldığımızda ahir zaman fitneleri ve dehşetli sıkıntılar içinde bulunan müminler elbette sünnetlere ellerinden geldiği kadar riayet edecekler. Elbette mekruhları terk etme konusunda hassas olacaklar. Ama ilk evvel dikkat etmeleri konu, gereken konu haramları terk etmek, ve farzları mutlaka yerine getirmek ve bunu yapan insanların her ne kadar kendimize işin bütün boyutlarını yükleme konusunda nefsimizi zorlasak da ama diğer insanları değerlendirirken haramları terk ediyor mu, farzları yerine getiriyor mu bizim için önemli olan bu tarafıdır diyerek onların da inşallah kurtulacaklarına Allah'ın bu müjdesiyle rahmet nazarla bakabiliriz.